Sen çekimde misin? Deme ya. Bana bırakıyor musun? Tabii ki sana. Ben sana güzel bir... Oğlum siz bir yıl bana yoksa tuzak kurmuş olmuyorsunuz. Ya bizim de kazanda ne pişiyorsa o. Yani sana ekstradan bir şey değil yani. Çünkü ben seni rezil edemedim. Ben bir kere daha denemem lazım şansımı. Son kozumu oynuyorum ha. Aldık kurda alamazsak. Ya adamlar değiliz. Vallahi yani. Dövüşçü dedik madici çıktı ya. Herkese merhabalar. Bugün harika bir antrenman videosuyla Nişantaşı'ndayım. Arkamda Bob Jim var. Uzun zamandır beklediğiniz video. Barış Bel Avucuklu'yla bugün old school antrenman yapacağız. Hadi gelin yanına gidelim. Abi hocam bugün kapatıyoruz ya. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Bir şey söyleyeceğim. Ben geleceğim diye biraz büyüdün mü sen? Ne yaptın? Özellikle. Şimdi zaten sınav çekip geldim. Baktım oradan geliyorsun. Hemen 20 tane bastım. Abi burası kafe alanımız. Böyle. Burada işte antrenman sonrası, antrenman öncesi vakit geçirmek isteyenler falan olursa. Acayip bir yer yapmış. Bak şunu gördün mü? Sen bilirsin. Tabii canım. Bunu da bilirsin. Sen bilirsin. Üniversite kampüsünde böyle kafelere gidip oynardım. Antika bir makinedir abi. Bu ya 30 yılın üstünde. Ben sen böyle zaten tutuyorum böyle antikalar. Şeyden, storylerinden bakıyorum oyuncaklara. Bu 1992'dir işte. Rahat 30 yılı var bak. Onlar da öyle mesela. Bu makineler de öyle. Ankara'da böyle Fantasyland diye bir yer vardı. Evet. Ben küçükken böyle 11-12 yaşındayken oraya gidip oynardım. O zamanın oynadığım makineleri. Sonra büyüdü ve Fantasyland'i mi aldın? O makineleri topluyoruz. Falan. Köşeyi de böyle ben kendime aslında yaptım böyle biraz zaman geçireyim diye. Ya bu adam çok değişik bir adam gerçekten. Böyle keyiflerimiz var abi. İşte böyle oynuyoruz. Abi şu nedir ya? Ya bir şey söyleyeyim, ne varsa eskilerde var. Abi. Aynı jenerasyon olduğumuz için evet, birbirimizi çok rahat geçmişe götürebiliyoruz. Biz böyle birbirimizi rahat geçmişe... Gel bir de aşağı götüreyim seni. VHS'lere bak. Ben seni buradan bırakayım abi. Şöyle salayım. Buradan böyle soyunma odalarına gidersin. Üstünü değiştir. Ondan sonra yukarıda. Tamam. Sana şöyle güzel bir antrenman yaptırayım. Bana bırakıyor musun? Tabii ki sana. Ha, ben sana güzel bir antrenman. Old school. Bob Jim antrenmanı da testim. Biz burada seni bekliyoruz abi. Tamam, geliyorum. Bu adam neyi sevmez abi? Neyi yapamaz? Ha? Zorlandığı şeyler. Hani yapamaz değil mi? Bence yapamaz. Eksik kas grupları neler abi? Söyle. Göğüs mü? Tamam, o göğüsten gideriz. Başka neler eksik abi? Göğüs eksiği var. Göğüsten şey yaparız. Aynen. Bir şey yapalım ya bu videoda, tamam mı? Yani biraz benim ön plana çıkmam lazım. Şöyle şu da sende kalsın abi. Tamam mı? Lazım olur. Bir şey var. Abi şu anda beni bir patlatalım ya. Tamamdır. Tamam mı yukarıda? Ben göğüsten girerim. Sen de şey yaparsın ona göre. Tamam mı? Işığın olduğu yerlerde beni al, parladığı yerlerde bunu al. Tamam mı? Bunları tamam koymazsın tabi. Edit'i sen yapıyorsun değil mi? Bu görmüyor. Aynen. Ha tamam. Şöyle yapalım. Karışık bir upper body yapalım. Tamam. Tamam. Şöyle 5-6 hareketten oluşan. Sen çekimde misin? Ben çekimdeyim. Deme ya. Tamam. Devam et. Ben böyle... Çünkü çekimde olduğunu bilmiyordum. Böyle rastgele şöyle karışık bir şeyler yapalım. Ben onu bayağı bir bilimsel bir dille anlatacaktım. Ya bugün şöyle yapalım, böyle yapalım diye. Foyan meydana çıktı. Neyse tamam, karışık bir upper body yapalım. Üst vücut yapalım. Yani benim haftanın son günü. Ben genelde bölgesel çalışıyorum abi. Hı-hı. Biz bodyci kökenli olduğumuz için. Zaten o yüzden buradayız. Arada o kadar seviyorum ki ben de böyle bölgesel çalışmayı. Keyifli. Her zaman yapamıyorum. Keyifli. Çünkü yaparsam gerçekten çok yavaşlıyorum. Evet. Böyle görüp vuramıyorum gibi oluyor. Evet, evet. Ama arada yaparsan çok iyi geliyor. O yüzden... Ben de seviyorum ama ben de böyle şey klasik bodybuilding mantığından dışında yapıyorum. Yani benim öyle set sayım yoktur, tekrar sayım yoktur, antrenman uzunluğum yoktur. Hmm. Bazen 1 saat sürer, bazen 3 saat durmadan abi ağırlık kaldırırım falan. Benim için şey önemli değildir. Yani bu saatten sonra kolum şöyle olmuş, omzum şöyle olmuş. Yani onun kolum vermiş olduğu... ya hadi bacağım diyelim, bilmem ne diyelim. Yani onun bana vermiş olduğu has çok önemli. Evet. Abi 1 saatten 2 saatten sonra hani derler ya akıyor, o antrenman akıyor abi. Çıkman lazım. Çıkamıyorum ya. O kadar keyif veriyor ki. Değil mi? Bir de onun vermiş olduğu serotonin bana 24 saat böyle benim kafa çok iyi gidiyor. Evet. O yüzden bu saatten sonra benim için antrenman hayat konforum, hayat kalitemi sağlayacak. Evet. Tamam mı? Sağlıksal bir ortopedik olarak. Onun dışında sen de eminim o mizaçta bir adamsındır. Kendini güçlü hissetmek kendine yani sana hoş geliyor. O yani, tadı bir kere aldın mı bırakamıyorsun. Yani o güç standartının altına düşmek aynen istemiyorsun. Yani onu kaldırdığı zaman ben bunun altına düşeyim, düşmeyeyim diyorsun. Aynen. Bir de aynada kendini görmüş olduğun bir format var. Alışmış olduğun bir gerçekten kitle var. Evet.
Yani onun da çok altına düşmeyi istemiyorsun filan. Bu standartları koruyarak olabildiğince uzun vadede bu işi götürmek için elimden geleni yapıyorum artık. Evet. Aynen öyle. Kaç gün kamp yapıyorsun? Abi değişiyor. 10 gün yaptığım oluyor, 15 gün yaptığım oluyor. Vay ama be. Çok böyle bir haftanın altına çok düşmem yani. Gerçekten tabii, mi? Tabii tabii. Bir kampımız olacak beraber ya. Olacak inşallah. Evet. Isparlarsan gideriz Ertan Bey. Her yer bizim kampta. Odunlar benden. Odunlar vallahi benden. Şey yalnız bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Gerçekten uzun zamandır yanına gelmek istiyordum. Eyvallah. Çünkü çok ortak yanımız var. Bir, spor salonu işletmeciliği yapıyorsun. Aynen. Şubelerim var. Meslektaşız. Evet, yıllarca ben de bunu yaptım. İkincisi, sporcusun. Her gün spor yapıyorsun, antrenman yapıyorsun. Bu zaten en büyük ortak yanımız. Bir de kamp yapmayı seviyor adam. Ormana gitmeyi seviyor. Bu da ortak yanımız. Evet. Bir de çok güzel bir insansın. Bu da ortak. Gerçekten ama bu ortak yanların olması takipçiler tarafından da ya hocam bir araya gelin, bir araya gelin deyip durdular. Ama çok da böyle keyifli bir adamsın. Yani zevklerini dışarıdan izliyordum böyle işte buradaki farklı bir atmosfer olduğunu biliyordum. Oyuncaklarına bakıyordum falan açarken ama bunları yakından görmek daha keyifli. Abi keyfin için yaşayacaksın bu dünyada. Tabii yaşam standardı da önemli. Yani işin gücün de çok önemli ama bu işin gücünün izin verdiği ölçüde keyiflerin için yaşayacaksın. Bundan vazgeçmeyeceksin. Sen de öylesin. Bir de en büyük özelliğimizden biri, senin ortak özelliğimizden biri, biz mesleğimiz olduğu için sporu sevmiyoruz. Biz tabii sporu sevdiğimiz için bu mesleği hale getirdik. Evet. O yüzden diyoruz ya keyif adamıyız abi. Bugün de sana keyifli bir antrenman yaptırayım. Hadi bakalım. Ortaya karışık, güzel. Tamam. Şöyle benim sevdiğim şey bir antrenman da değil ha. Öyle laf olsun diye değil. Yani küçük, sade bir antrenman olacak ama tabii ki her zaman çok etkili yapacağız. Yani ağır kilo konusunda iddiam yok ama şu konuda iddiam var. Acayip pump olur. Bak şimdi şöyle baba bakın şöyle bir. Bakalım antrenman. Bakalım abi. Antrenman sonunda. Nasıl olacak? Şöyle bu var. Buradan başlayalım. Ne var? Rastgele ne seçtik? Göğüs var. Göğüsten başlayalım olmazsa. Fark etmez. Bench press'le başlayacağımıza %100 eminim. Kaç dakika yaptın? Öyle ıslanana kadar devam. Eminsin değil mi göğüs zayıf beni? Oğlum siz bir yıl bana yoksa tuzak kurmuş olmuyorsunuz. Şey gibi de durmuyor ama. Yavaş yavaş gideriz. Güzel. Ay be, onu doğru. Ben seviyorum böyle. Şey genelde büyük hareketlerle, yani preslerle falan, kompantlarla başlıyorum. Evet, evet. Yani gücümü böyle temel hareketle bitirmeyi seviyorum. Bir de yani benim mantığımda, atıyorum bugün bölgesel çalışıyorum, bir kas grubu çalışacağım ya. Benim için o kas grubu bir iki hareket, gerisi benim keyfim. Değil mi? Yani olayı eğer ki gerçekten gelişim isteyen ve kas gücü, kas hipertrofi isteyen bir adam mantığıyla yaklaşıyorsa ben zaten olayı şunda bitiriyorum. Yani olayın %70'i benim için bu. Evet. Bundan sonraki göğüs hareketleri benim için olayın %30'una etki edebilecek. Evet. Yani bunu çok iyi yapmışsan yeterli hacimle işte kişiye göre değişir 3 set, 5 set, kimine göre 8 set, bazen 10 set yapıyorum. Vallahi. Benim için o yeterli hacme ulaşmışsa ben orada bitiriyorum yani. Ben çok şeye mantığına inanan bir insan değilim. Çok farklı açılardan her şeyi falan gibi bir insan değilim. Ya da sürekli hareket değiştirmeye, çok değişik açılardan çalışmaya. Zaten ben, şöyle bir özgürlüğümüz de var. Yarışmacı olmadığımız için. Aynen. Mesela ben dövüşürken de istediğim antrenmanı yapıyorum. Aynen abi. Niye? Çünkü bir hedefim yok. Evet. Sen de yarışmacı olmadığın için aslında bu özgürlüğü sonuna kadar, dibine kadar yaşıyorsun. Evet. Ve kendini nasıl iyi hissediyorsan öyle yapıyorsun. Tabii. Bu çok güzel bir şey. Çalışma ama şeyi de gerektiriyor tabii. Yılların tecrübesi. Tabii. Yani artık biz o an kendimize neyin iyi hissedeceğini. Var. Yani devre göre gaza basmayı artık öğrenebiliyoruz. Evet. Belli bir seneden sonra. Tabii ama yeni başlayanlar uzun bir süre uzman bir eğitmenin onlar için belirlediği bir programa bence sadık kalırlarsa bu tecrübeye kazanana kadar daha doğru yapmış olurlar. O hissiyata gelmek tabii zaman alıyor. Kilometre istiyor.
mesela herhalde üniversite 2'de falan yaptım ben gerçekten. Bunlar ben bari bulduk artık. Evet evet. Gerçekten çok garip geldi açısı. Harika. Burada stabilizasyon da. Evet. Yani ben senin canını okuyacağım diyor şimdi oraya doğru gitti. Yandık. Ya yok Ertan ne canım Allah Allah. Misafir adamsın olur mu? Ya bizim de kazanda ne pişiyorsa o yani. Sana ekstradan bir şey değil yani. En son ne zaman incline bench basmıştın? Kaç? Vallahi lisede mi? Ortaokul, lise. Ben en son ilkokul 2'de bastım. Yani eğer ilkokul bakalım şimdi ne yapacağız ya. Abi. Ben ilkokul 2'de bastım. Bakalım şimdi ne yapacağız ya. Bravo. Abi bu adam bu kadar zorlandıysa biz hiç girmesek mi acaba? Hocam arkada da stand olur mu? Durun tabii ya. Haydi. Böyle hal bu. Çok iyi, çok iyi. Tamam, süper. Yeter. Evet. En son neymiş lisede? Yersen. Anladın mı? Yersen. En son lisede. Ben sana söyleyeyim, her gece yatmadan incline yapmıyorsa ben adam değilim ha. Bak bunca yıllık hocalık tecrübe varsa, çalışmış gelmiş. Sen de beni tupaya düşürdün aşağıda. Dedin ki... 100 lira daha alırsan 1000 lira daha alırsan. Demek ki bir çorba parasına bu kadar ödemiş. Vay be. Bir son bir set daha girelim abi. Bir set daha. Çünkü ben seni rezil edemedim. Ben bir kere daha denemem lazım şansımı. Ver hocam abi. Ver. İnşallah burada. Yardım ediyor yani yukarıdan basacağım aşağıda. Bir şeyler yapacaksın. Ama ona rağmen kaldır hocam ya. Bak ona rağmen, basacağım. Sana da rağmen. Tamam mı? Sen aşağıda arkadaşını kayırdın. Böyle böyle yapamaz bunları dedim bana. Hepsi numaraymış. Adam çatır çatır bastı incline bench press'i. İyi hatırlamıyorum en son ezan. Biz de dedik, dövüşçü dedik, ya yapamaz sen... dedik, şöyle dedik, böyle dedik. Vitaminsiz Furkan mı sandın bizi? Vallahi ya, yok o kadar değil. Ne yaptın ya sen de? Bana bırak abi, ben tamam. Alayım. Kendi alamayın, basamaz o hareketi. Tamam. Tamam. Eyvallah. Lan Eren'i bak buldum. Ben en son kreşteyken girmiştim. Ya yandık dillemiştik var ya. Yemin ediyorum. Ya ben normalde böyle esprili falandır tutarım milleti de. Bu benim birkaç versiyon üstüm olduğu için. O şu zaman an yeni... ayağım bir çukura düştü yani. Buna yapamıyorum bu farklı. Bu birkaç level üstü. Hazır. Evet. Haydi. Sen de. Patla. Patla. Bırakma. Bırakma. Patla. Çok iyi. Vay be. Oh be. Heh. İşte bu hareketleri. Neydi bunun ismi? Pullover. Pullover. Ha, pullover. Kafana göre abi 15'i geçme. 12, 15. Tamam çok iyi. Çok yorma çünkü ağırlaştıracağız. Şu yaşıma kadar böyle hep bir programlar falan takip ettim senin dediğin gibi. Şimdi nasıl biliyor musun mesela? Bir gün gidiyorum kickbox yapıyorum. Tamam mı? En güzel ha. Bir gün gidiyorum kafama esiyor güreşçilerle. Bir de şanslıyım ya. Herkes okulda var. Giriyorum güreş antrenmanına. Biz niye ağırlık kaldırıyoruz? İçgüdüsel olarak şimdi şeyden işte geçmiş atalardan gelen o bir savaşma, o bir mücadele etme, o bir kendini yorma, kendini yıpratma dürtüsü var. Hormonal bir dürtü var. Onun hormonlarını sana veriyor. Ama şunu her zaman söylüyorum abi. 2021 yılında teknolojiyle ve hareketsizlikle gelen bir süreç o erkeklerde o hormonların seviyelerini düşürdü. Aynen. Ve o nesilden nesile aktarılıyor. Bak aynen. 10 sene sonraki erkekler bundan çok daha hareketsiz ve formatları, zevkleri, karakterleri, mizaçları çok daha farklı erkekler olacak. Böyle böyle gidiyor. O yüzden bu karaktere ve bu hormonal yapıya sahip olmamak için kendinizle, çocuklarınızla öyle olun. O hormonlarınızı koruyun, o mizacınızı koruyun.
nesiller de bu şekilde büyüsün, devam etsin. Zaten baktığın zaman 60'lara 70'lere falan adamlar güçlü, kuvvetli, belli testosteronu yüksek, evet, zevkleri yüksek. Var. Yüksek. Adamlar fiziksel olarak güçlüler ve mutlular. Evet. Niye? Çünkü adam bütün gün moca hareket ediyor. Gidiyor suyunu taşıyor, odununu kırıyor, bu iş yapıyor. Bu zaten abi biz demiyoruz biz ki diyetine, biz bunun diyetini ödüyoruz şu anda. Aynen. Adam 24 saat boyunca çalışıyor, uyku dışında da ama hareket halinde. Biz ne yapıyoruz? Ofiste oturuyoruz. Yani biz değil ama normal beyaz yakalı insanlar ofiste oturuyorlar. En azından diyoruz şuraya gelip 1-2 saat bunun diyetini ödeyiz. Bu nedir biliyor musun? Yoksa mimiksel, bunun doğal ihtimalleri yok. Mimiksel tekrardır. Şimdi tabii. Yani bir artık bir 16. yüzyılda yaşamıyoruz. Ata binip işte kılıçlarla savaşamıyoruz ya da taş taşıyamıyoruz ya da tarlada bel yapamıyoruz. Ya sen bir yere atla gelsen ben şaşırırım ondan sonra. Öyle bir adam. Kimli gelecek böyle ya bugün atla geldim falan. O abi kadar. Ben küçük yere sen... ata biniyorum. Devam ettim. Bırakmadım onu. O kadar zevkleri olan bir adamsın. Valla şaşırmam. Benim kendi has bir tarzım var. Sen ya, tozlanmış kimse kullanmıyor herhalde bunu. Kilo için kullansın abi. Ama tabii şimdi bunu da izleyenlerin arasında gülüyorlardır 40 kilo ne diyenler de bizim yaşımızda artık normal abi. Aynen. Biz artık 40'a geldik. Aynen. 40 kilo bizim için iyi rakamlar. Bayağı şaşırttı. Ben şimdi yani bu normalde bodybuilding'de böyle bir çok bodyciler zaten bu hareketi sevmezler. Bu çok old school'dur. Evet. Yani 60'larda 70'lerden kalma bir hareket. Artık çok yapılmıyor. Göğüs programında falan zaten yapmazlar. Bir de ayağı bu şekilde çok koymayı tercih etmezler. Esneklikleri müsaade etmez. Sen şimdi sporcu bir adam olduğu için evet. Sen mesela şak diye yattın. Çok da müdahale etmedim. Tahmin ettim yani. Dövüşçü olmandan dolayı evet. Vücudunu bu esnekliğe getirebilirsin diye. Ama gerçekten çok ekstrem bir durum bu. Değil mi? Yani bir vücutçuya bunu yaptıramazsın. Gider ya lapları yırtılır ya beli sıkıntıya girer. Ben şimdi yıllardır alıştırdığım için ben de yani direkt vücutçu halimle bunu yapamazdım. Ama yıllardır bu tarzda yaptığım için alıştım. Ben bir de seviyorum işte yani esnekliğimi de kaybetmiyorum, hızımı da kaybetmiyorum. Evet. Ama biraz önemli abi. Bir de zaten şimdi belli bir yıldan sonra atlet oluyorsun. Mesela sen şimdi atletsin. Bunu böyle ilk seferinde yaptın ya. Sen şimdi abi ben senden powerlifter de yaparım, bodybuilder de. Tabii. Bu saatten sonra hani öyle topçular vardır ya nereye koyarsan oynar. Belli bir şeyden sonra işte evet. O koordinasyonu yakaladıktan sonra her bir şeye dalman kolay olabiliyor. Evet, bak doğru. ben yılların bodycisiyim. Hep bunu yıllardır yapıyorum. Sen mesela taktiğe adapte oldun gibi. Şimdi benim de koordinasyonum vardır. Senin branşında tabii bir şey normal bir insana göre belki birkaç abi defa sonra adapte olabilirim gibi. Yani bir branşta kalıp bir hedef uğruna çalışmak çok keyifli bir şey. Evet. Onu yıllarca yaptım. Ama hiçbir hedefi olmadan çok farklı branşları deneyimlemek de başka bir kafa. Çok güzel. O yüzden ben şu anda mesela buraya gelerek hem işte takipçilerle aslında seninle buluşmamızı çekiyorum. Hem de Bob Jim'in kültüründe senin antrenmanını yapıyorum. Benim için müthiş bir şey yani. Hadi son setimizi hadi. Allah hadi görüşürüz. Hayır, 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 hayır. Çok sağ olun. Bu videoyu izlediğiniz için. Ben yine gelirim. Gerçekten çalışmaya kaslarımı hissettim. Ya şu hareketle herhalde en son ana kandım. Ben en son abi diş çıkarıyordum ben bu hareketi. Tamam. Öyleyse ben de böyle abi. Öyleyse ben de. İlk böyle göğsün temel bir egzersiziyle başladım. Evet. Incline press, bench press de olabilir. Benim için böyle çok şeyler önemli değil. Tamam. Temel bir tane barla yapılan bir pressle başladık. Sonra araya pullover attık, sırta geçecektik. Evet. Pullover hem göğüs hem sırt. %50-50 gibi düşünebilirsin yani ikisini de ortak çalışıyorum. Şimdi tamamen bir tane sırt. Bu da favori sırt egzersizlerimden biri de. Cable row. Çok iyi. Hem güçlü çekmeye müsait bir hareket. Hem de row. Yani böyle daha çok ben row'ları severim sırtta. Bir tık müziği kısabilir miyiz? Bir tık. Esas söyleyeyim bu şarkıyı da zaten en fazla 1000 görüntülenmesi vardır YouTube'da. Benim burada çalanlar öyle abi. Rahatım çok. Dinlediğimiz parçaları şey diyorlar bazen grup ismi vermeyeyim de. Bunu zaten bir sen dinliyorsundur bir de grup üyeleri dinliyordur. Bir de grup üyelerinin annesi, babası, yakınları, akrabaları. Ya bu bizde şöyle bir şey var. Kimono giyiyoruz ya jiu-jitsu'da. Yakadan tutuyorum ya. Çekiyorum falan. Ya da elden tutuyorum. Ha doğru.
Seni çok şükür. O yüzden çekişime güveniyorum. Bizde kimono yok ama ben de güveniyorum yani çekişime. Bu antrenmanları yapıyorum da dediğim gibi bugün mesela full body yaptık. Benim için seninle keyifli vakit geçirmek daha önemli. Ben şunu diyemiyorum ya, bugün benim sırt günüm abi filan. Ya da ben şimdi şu saatte şunu yemek zorundayım. Yani çok vücutçu kafasında değilim. Eskiden öyleydim. Bunu yanlış anlaşılmasa, şey yapmak için söyleyeyim. Bunu yapmasaydın buraya erişemezdin ama. Bir de filan, evet. O tecrübeyle gelen bir şey. Ha, şu an öyle bir amacım yok. Şu an bu daha keyif veriyor. Şöyle korkuları yanlış buluyorum. Mesela abi, antrenmanım işte bu 15 dakika uzadı. Ya da yok, bugün şey, antrenmandan tamam. Sonra protein alamadım. Böyle korkulara şey bulmuyorum, tamam mı? İşin felsefesine bence çok aykırı şeyler. Eğer bu endişeleri, bu korkuları taşıyorsan, yani mizacın bence çok daha o seviyeye gelmemiş abi. Korkmayacaksın. Yani katabolik de olabilirsin, tabii. Kas sıkımı da olabilir. Korkma abi. Tekrardan yapamayacağım bir şey değil. Yani bu seni daha da hırslandırır filan. %100 katılıyorum. Bir de üzerine şunu ekleyeyim. Bir de düşüncenin gücü diye bir şey var. Kesinlikle. Hatta James Allen'ın bununla ilgili bir kitabı var. Onu okuduğum zaman çok etkilenmiştim. Fiziksel olarak düşündüğün şeyin olduğunu hastalık dahil olmak üzere ispatlamışlar, tamam mı? Şimdi sen mesela katabolik olduğun zaman, protein alamadığın zaman üzülüyorsun ya. Onun var ya, zararı 10 katına çıkıyor. Kahvaltı yapmayınca antrenmanda ben mahvolacağım. Evet. Abi ondan sonra bak, son 5 yıldır aç karnı antrenman yapıyorum. Ben de öyle. Ben daha bir şey yemedim ve bir şey olmadığını gördüm. Şu anda bu bana bu düşünce oturuyor kapın. Beni hayatta kimse tövbe bile inandıramaz. İsterse Furkan gelsin bilimsel makaleleri önüme koysun. İşte araştırmalarına göre hocam Yale Üniversitesi'nde böyle. Hocam. Ya ben gördüm abi kendimi. Normalde bir insan bana bunu açıklayamaz. Normalde ben de aç karnına antrenman yapıyorum da bugün seninle antrenman yapacağım diye 1 kilo yiyorum. Öyle mi? Şaka yapayım. Ben de bayağı 2 tane muz yedim yani. Normal. Sırf abi geliyor öyle. Sana geliyorum diye 1 kilo böyle bir çuval yapayım. Doldurayım bütün rezervi. Ulan işte çok iyi adamlar değiliz. Vallahi yani. Son kozumu oynuyorum ha. Yani burada da aldık kurdu alamazsak zaten direkt defansa çekilip savunmaya beraberliği oynayacağım. Salaklık ben ne abi, senin arkadaşım, ben seni niye dinliyorum ki? Ben bugün kolla başlayacaktım yani güzel. Sonuna takmış ya. Bu sefer olacak lan. Ya bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeyim mi? Çok misafirperver bir insan. Hadi bakalım. Gerçekten. Hadi bakalım, kimonolar ne işe yarayacak görelim. Hadi bak. Kaç kimono çekmişsin? Hocam kaç tane? Söyle. 8 tane yapayım mı? Yok. Ben 7 yaptım. 7 de bakalım. Oğlum ev sahibim. Benim burada üyelerim var. Ertan gözüksün. Ya Barış. Aman neyim lan. Hocalar. Ya bu adam var ya. Yemin ediyorum. Tamam bak. Şimdi 7 yap, sonra ödeşiriz. Tamam mı? Ben de senin mekana gelince az yaparım. Allah başım döndü. Dövüşçü dedik, madici çıktı ya. Yok ya. Ya ağırlık çalışıyorsunuz. Arkada Spider-Man posteri. Burada Arnold. Shut up and squat diyor. Burada zincirler asılı. Arka tarafta dart bilardo. Ya böyle bir ortam olamaz ya. Adam gerçekten inanılmaz zevkli bir adam ya. Bunu yapamazsın yani. Bir tane daha yok yerim ben. Yok. Vallahi yok. Hemen aşağı adresi yaz. Bu lafımın altına aşağı adresi yaz. Şimdi ne yapıyorum? Yukarı direkt. Sen ne yapıyorsun bilmiyorum da ben üstümü çıkartıyorum Ertan. Bak. Artık zamanı geldi. Benim de bunun içinde bir tane daha atlet var. O biraz daha ince. Derimi soyarım. Öyle bir şey yap. Ben de derimi soyarım. Böyle, görürsünüz. Böyle iplik gibi, anladın mı onun şeyleri? Tamam işte, body atleti. Ben bir şey daha öğrendim. Önce tişörtle antrenmana başlıyorsunuz. Belli bir pump yakalıyorsunuz. Ondan sonra antrenmanın yarısında çıkarıp atletle. Yani biz baştan bütün her şeyi, bütün oyunumuzu ortaya diyorsun. Koyduk. Şu anda. Şu an hiçbir anlamı kalmadı. Şu an bitti abi. Bitti. Toy. Bunu yazdım. Ring başka, burası başka. Bunu yazdım.
Çok iyi. Neden çok iyi? 9'da kaldı. 40'a geçeceğim. Büyük ihtimalle 40 basamayacak. O bakımdan çok iyi abi. Bu benim işime gelir. Senin de gözünde bir damla yaş. Dersin ki ne yaptım ben? Kaç dakika dinleniyorsa sen ben böyle kendimi iyi hissedince gülüyorum bazen. Bir oluyordur, bazen üç oluyordur bilmiyorum da. O zaten hareketten hareket değişebilecek bir şey. O kütlelerde ben gücümü şeyden biraz kaybettim. Bacak çalışamıyorum o zamanlar. Bir kaza geçirdim. Aha. Buraya platin tutup bir şey taktılar. Squat'a inemiyorum abi. Baksana şuraya, şurada. Aynen. Vay be. O yüzden yapamıyorum. Benim de abi, ben de 2005 yılında... Valla. Şey, ön çapraz bağımı yırttım. Platin var. Yok mu platin? Şaka yapıyorsun lan. Oğlum. Ya tamamen anladım ya. Tamamen anladım. Şu anda sizin bak. Ne olayınızı anladım ya. Bak. Ne platin hocam? Vay be. Tamam abi, siz buraya bunu bu yüzden gelmiş. Hasan al abi. Başardık. Başardık. Şunları al dışarıya. Dışarı alma, benim back office al. Back office'te. Hasan dayağı yer çıkarıyor. 5 kişi Ertan alıyormuşuz ofise. Ertan çıkıyormuş, biz oradayız. Olsun ya. Yine biz alalım Hasan. Bir deneyelim şansımızı. Evet, ben bu tongaya nasıl düşerim lan? Vücudum burası da diyor ki. Vallahi ben bu tongaya nasıl kendi yani. Mekanımda nasıl rezil olurum evet. İsimli bir YouTube videosu çekeceğim. Hala konuşuyorlar. Ya senin kasın 20 katıdır. Çek abi çek, 40 kilo pres geliyor abi çek. Çek. Ama var ya. Çek. Başardık arkadaşlar, başardık. Hadi bakalım. Of. Kaya gibi oldu kaya. Bravo be. Ya bu ne ya? Bunu nasıl kaldıracağız? Ben bilmem. Vallahi kaldırması ilk desen daha zor. Güzel. Güzel abi. Haydi bir tane daha. İki tane daha. Haydi o zaman. Güzel. Çok iyi. Çok iyi. Bunu da kurtardık. Ya sen yapmıyordun değil mi? Bundan sonrası rahat. Diğerlerini böyle yapmıyordun. Ya. Muhabbet sohbet. Tık tık. Oğlum onların yaşı küçük. Aynen ya. Furkanlara gel. Onları izledik geldik abi, canımızı okudum. Furkanlar. Çünkü Furkanlar gelecek. Son set. Arttırdık. Bunda arttırdık senden mı? Yardım isteyeceğim. Tamam. Aa. Ben de senden izin isteyeceğim bunda. Ben de değil. Hadi. O kendinle oynanması iyi bir şey değildi. Çok uzun zaman tabii ki hissetmedim kendi ortamımda. En son Ankara'ya gittim. Bolu'ya pardon. Rıza'yı ziyarete. Ha? Beraber belgesel çektik. Rıza'yı seviyorum. Ya Rıza'yla var ya, bir güreşelim dedik. Kedi fare gibi. Rıza'yla videonu izledin. Kedi fare gibiydi. Rıza'ya da buradan selam söyleyelim. Aynen öyle. Rıza Kaya, Cenk İlder. Rıza, Taha'ya da selam söyleyelim. Taha. İzlerse. Hepsinizin gururumuz. Valla Street Fighter'da kırmızı oluyor ya adam. Öyleyim şu anda. Çok iyi. Çok iyi. Haydi. Üç tane daha. Bas bir tane daha. Bas bir tane daha. Bas. Çok iyi. Geçmiş olsun. Benim için böyle bir hafta sonu antrenmanımdı. Benim için de şey, yılda bir kere olacak bir antrenman. Gerçekten güzel bastık ama ya. Güzel bastık öyle. Oh. Hem buranın genel bir kültürü hakkında, hem benim antrenman metodolojim hakkında böyle ufak karışık bir şey hazırlamak istedim sana. Sana da böyle uygun olacağını düşündüm. Güzel, keyifli bir antrenmandı. Tabii öncelikli amacımız birlikte keyifli bir süreç geçirebilmek. Kesinlikle. Ama sonra da ben de kendimi çok iyi hissediyorum şu anda. Eminim sen de öyle hissediyorsundur. Evet, evet. Bizim için de çok faydalı bir antrenman oldu. Peki sana bir şey sorayım. Heh. Şimdi tabii benim yapım biraz dövüşçü yapısı. Çok esneyim, işte hızlı olmak için çok fazla kas tutmuyorum vücudumda. Ve büyüdüğüm zaman gerçekten yavaşladığımı istiyorum. Hemen normal, çok hemen küçülüyorum, biliyor musun? Ve sonra sparring başladığı zaman böyle
tık vurmaya başlıyorum, tık yakalamaya başlıyorum. Ah diyorum tamam, tam kiloma gelmişim. Ama yine de fiziksel olarak tabii iyi gözükmek. Tabii. Yani herkesin hedefi. Ben özellikle şu an belgesel yaptığım için tabii iyi dövüşmem lazım ama iyi gözükmem de lazım. O yüzden bir yandan da senin yaptığın gibi antrenman yaparak şeyi tamamlıyorum. Meç edince mesela sen şimdi insanların aklında dövüşçüsün. Evet. Ya dövüşçü adamla iyi vücutlu adam bir arada olması insanların gözüne daha iyi geliyor. Aynen. Yani daha bir yakıştırıyor onları birbirine. O yüzden sana şunu soracağım. Sen şimdi bu işin üstadısın. Şimdi bana baktığın zaman bazı yerlerim diğerlerine göre daha geçmiş. Mesela ben sana bir öğrenci olarak gelsem desem ki Barış Hoca benim iyi gözükmek istiyorum. Eksiklerim tamamla. Bak ben ne benim tamam, ne yaparsın? Bana ben şöyle abi. Ben hiçbir zaman eksiğe göre şey yapmam, program yazmam. Tamam. Çünkü eksik diye bir şey yoktur. Yetersiz antrenman vardır. Yetersiz antrenmanla da gelişmezsin. Benim için önemli. Ya gelişirsin ya gelişmezsin. Yani böyle tabii çok abuk subuk programlar demiyorum. Adam sürekli pres yapıyordur, hiç çekiş yapmıyordur. Tabii ki o zaman abuk subuk vücudu olur. Ama genel dengeli bir programda, tamam mı? Vücudun olması gereken bir şekil vardır. Atıyorum senin vücudun şöyle bir şekildir. Hı-hı. Sen iyi antrenman yaparsan yine bu şekli koruyarak diyorsun. Genetik bir yapım var diyorsun. Bunu yani bundan şuna çeviremezsin abi. Ben buna inanmıyorum. Tamam mı? Bir adamın mesela göğüsleri yuvarlaksa bunu kareleştiremezsin. Evet, benim mesela göğüs genetiğim ufaktır. Ortası boşsa bunu dolduramazsın. Ya senin omuzların çok iyi, göğüslerin zayıfsa bu her zaman böyle olacak. Değil mi? Genetik. Her zaman. Hiçbir zaman bunu geçemez, yakalayamaz bile. Peki bunu daha fazla çalışsam olmuyor mu? Hayır. Bunun zaten gelebileceği nokta belli. Bir nokta var. Bu kadar çalışabilirsin. Bundan sonrası benim yaptığım gibi keyfe girer. Yani daha iyi göğsünü yapmaz. Ama şöyle söyleyeyim. Atıyorum. Bir tık daha iyi yapabilirsin ama o aklındaki bunu yakalaması olayına gelemez. Ben mesela sana dersem senin şuran eksik, buraya ağırlık verelim demem. Anladım. Seni yapabileceğin en iyi şekilde, dengeli bir şekilde çalıştırırım. Evet. Ama tabii ki şu olur. Latların çok iyidir. Tamam mı? Latlarını ekstradan böyle daha yoğun çalıştırmayız. Ama şu olabilir. Zayıf kas grubuna, ama o ben çalıştırmadan anlamıyorum. Belki haftada iki gün veririm. Belki bir gün daha şiddetli veririm. Onu seni tanıdıkça yapabileceğim bir şey. Yani ben hiç kişiye, birisine böyle bir şey diyorsa o hoca, ben tamamen salladığını düşünüyorum. Evet. Sana bakın. Ha, senin ön omuzların zayıf. Sana o zaman front race ile başlayalım. Bu tamamen afakmış. Adamın bir genetiği var. Tamamen en iyi versiyonunu olmaya çalışıyorsun. Bu kadar basit değil mi? Ağırlık da vermen gereken bir kas grubu varsa onu iyice çalıştırdıktan sonra anlayabilirsin adamın durumunu. Evet. Senin ön omuzun neden zayıf? Anatomik olarak mı zayıf? Trisepslerin mi çok baskın? Ya da göğüs hareketlerinde çok mu farklı yapıyorsun? Sırt hareketlerinde çok mu farklı yapıyorsun? Ondan dolayı hepsi bir etkeni vardır yani. O yüzden ben şey demeyeyim. Genel olarak bir dövüşçü anatomi sence iyi mi bu sporlara göre? Bak anatomi iyi ama şey dövüşçü anatomisine de benziyor. Benziyor değil mi? Ama vücutçu anatomisi çok farklı. Çok yani farklı. Şöyle söyleyeyim. Ben de mesela şimdi şöyle. Benim de tam bir vücutçu anatomim yok. Yani vücutçu anatomisi çok farklı. O çalışılarak olan bir şey değil. Evet. Zaten şimdi olimpiyaya bakıyorsun. 20 tane olimpiya çıkıyor ya. Evet. Oraya 2000 tane kişi hazırlanıyor. 20 evet. bin tane kişi hazırlanıyor. Onlar daha iyi antrenman yaptıkları için değil, daha iyi antrenman yapanlar arasında genetiği iyi olanlar, anatomisi güzel olanlar sivriliyor. Ya bir nevi güzellik yarışması aslında abi. Evet, evet. Yani şimdi bana kimse şey diyemez, Phil Heath çok iyi bir antrenman. Ben Phil Heath'in antrenmanları hiç. Antrenman kim yapıyor dersen Ronnie Coleman. Yani onun dışında Dorian Yates. Peki bir tane daha soru soracağım. Gerçekten merakımdan soruyorum bu arada. Tabii ki izleyenler için faydası olursa çok mutlu olurum ama yani seni yakalamışken sorayım istiyorum çünkü bunlar senin uğraşın. Mesela ben şöyle bir şey keşfettim kendimde. Devamlı diyet yapmak bana çok zor geliyor. O yüzden ben diyet yapacağımı kendime seveceğim bir beslenme programı yaptım. Mesela hafta sonları işte fıstık ezmeleri falan yiyorum. Güzel. Hafta arası yemiyorum. Güzel. İşte hafta arası haşlanmış yumurta yiyorum. Hafta sonu omlet yiyorum, yanında ekmek yiyorum gibi böyle bir şey yaptım. Hem hafta sonu güzel geçiyor benim için. Tamam. Hem hafta arası iyi geçiyor ama böyle giderken gerçekten forma girmem gereken durum varsa bir çekim olabilir. Bir belgesel olabilir, bir şey olabilir. Kendim böyle 2-3 hafta onun üzerine bir kasıyorum. Bir forma giriyorum. Sonra tekrar ona devam ediyorum. Çok çıkmamaya çalışıyorum oradan çünkü çıkarsam geri dönmek çok zor oluyor. Yani kendimde böyle cycle'larım var kendim çözdüğüm. Senin de hayatında devamlı formda kalmak, devamlı tıkırmak çok zor. Senin değişim videonu dedim mesela müthiş bir videoydu ve acayip forma girdi, inanılmaz bir form. Böyle cycle'larım var mı hayatında? Var. Yani ben mesela eskiden böyle daha çok bir çekim olur, çekime hazırlanayım diyordum. Hı-hı. Ya da bir video yapayım diyordum filan. Çok geçmişimde böyle yarışmalar filan vardı. O zamanlar yapıyordum ama tamamen bu çekim işleri vesaire bittikten sonra benim öyle ekstra bir şey hazırlanmam gerekiyor. Ben ne zaman bu cycle'a girerim biliyor musun? Bir bakarım filan.
Ya biz işin ucunu biraz kaçırdık. Artık yüzüm şişmeye başlıyor. Benim için ha, ben yüzüme bakarım. Tamam, ben yüzüm şişmesin. Ha, yani yüzüm şişmeye başladım. Hemen ben bir haftalık, üç günlük, beş günlük giriyorsun. Bir giriyorum, toparlıyorum. Ondan sonra tekrardan düzenimi şey yapıyorum. Ama ben o da bir hissiyat yani. Her zaman şunu söylüyorum. Sen şu andaki mevcut yeme düzeninden memnun musun? Seni bir strese sokuyor mu? Yok. Sokmuyorsa bu iyi. Abi giriyorsun, giremiyoruz zaten. Bu değil. Ama seni strese sokabilecek her şeyden uzak tut. 3 ayda, 4 ayda diye düşünme. O zaman faydası yok. Yarışmacıysan falan onları saymıyorum. Ben şu anda diyorum ki ben hayatımın sonuna kadar keyifle uygulayabileceğim. Ertan beni yemeğe çağırdığında, bir duble bir şey içmeye çağırdığında ona da ayak uydurabileceğim. İşte eşimle çocuklarımla brunch'a gidebileceğim. Evet. Annem bir yemek hazırladığında yok anne ben diyetteyim demeyeceğim. %100. Bir hayat. Çünkü benim için artık bu önemli abi. Dostumla bir duble bir şey yani. İçeceğim. Annemin yaptığı yemeği aman anne bu yağlı dememem lazım. Bravo, bu benim için çok önemli. Bir de sevdiklerinle böyle bir kahvaltı falan bunlar çok önemli. Ha bunlar çerçevesinde bakarsın abi. Bunları hem sağlıklı olacak hem de seni strese sokmayacak. Orta noktada buluştuk. Geri kalan da yani. Ben her zaman söylüyorum. Bundan dolayı çok eleştirildim. Tamam mı? Ben şu söze çok karşıyım. Bu iş mutfakta yapılır. Burada vurgulanmak istenen şu. Tabii ki deri altı yağı eritmek için diyet çok önemli. Evet. Tamam mı? Ama ben bu lafı işin felsefesine aykırı buluyorum. Tamam mı? Bu iş mutfakta yapılmıyor abi. Ya bu iş salonda yapılıyor. Tamam mı? Bu iş salonda yapılıyor. O yüzden bu kadar böyle çok sabah işte limonlu sular içme, peşine işte yaban mersini yeme, onu yeme, bunu yeme, bilmem ne filan. Ben bunlardan sıyrılmak istiyorum abi. Ben yani sabah menemen yiyip günüme devam edemeyeceksem, eğer bu beni işte yok six pack'im çıkmıyormuş, yok antrenmanda iyi olmazmış filan bu benim için değil abi. O zaman mutsuz oluyorsun zaten. Abi aynen. Bunlarla mutsuz yapmayı olmaz. Öğren. Bunlarla yapmayı öğren. Beslenme işi de çok basit. Antrenman işi de chart, ya program olarak çok basit, uygulama olarak. Yani zaten bunu uygulayabilen şey yapıyor, yazabilen değil. Herkes yazar abi. İnternette milyonlarca program var. Yani hepsiyle de ben bir adamı geliştiririm. 10 tane program var. Kafandan uydur, onuyla da geliştiririm. Önemli olan nasıl yaptığın. Son kampa gittim, bir hafta sürdü. Yanıma yiyecek götürmedim, yiyecek su. Ben bazen gidiyorum, orada bulduklarımla idare etmeye çalışıyorum. Bu sefer de bulamadım. Yani tam öyle bir mevsimde çıktık ki. Allah. Her şey gök. Elma daha olmamış ya. Abi yani bazen bugün 3 tane şöyle küçük gök elma ile geçirmişim falan. Kamptan sonra tabii kataboliksin. Yüzün çökmüş, kol dümdüz olmuş. Ya kas gitmiyor abi. Tam o ara keşke gelseydim ben sana videoyu. Çok güzel olur. Ben de bir dakika zaman sonra geleyim. Geldiğin zaman şey dedin. Barış abi şimdi yok. Ben onun köyde amcalı olur. Vallahi arkadaşlar bugün harika bir gündü benim için. Size sadece şunu söyleyeceğim. Bizler tabii sizi motive etmeye çalışıyoruz. Ama bizim de motive olmaya ihtiyacımız var. Her zaman kendi kendimizi motive edemeyiz. Ben etmeye çalışıyorum eminim. Barış da çalışıyordur ama her zaman edemiyoruz. O yüzden bizim de arkadaşlara, dostlara ihtiyacımız var. Benim de açıkçası motive olduğum, izlemeyi sevdiğim hem kişi olarak hem sporcu olarak yıllardır Barış zaten benim çok sevdiğim birisiydi. Şu anda bu konuşmada da beni de motive etti size ettiği gibi. Tekrar eve gidip menemenimi yemek istiyorum. Of, ve demek istiyorum ki tamam ya ben bu hayatı yaşıyorum ama bir yandan da formda kalacağım. Gerçekten beni motive ettin. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Videoları izlerken çok samimi buluyordum. Hem esprilerini hem kendisini. Bunun en büyük sebebi bence normal hayatta da aynı bu insan olması. O yüzden de video çektiğiniz zaman o samimiyet gerçekten karşı tarafa geçiyor. Çok samimi söylüyorum. O samimiyeti yakaladığımız çok fazla insan yok. Seni tanımadan da videodan izlerken de çok severek izliyordum. Eyvallah. Ama tabii beraber zaman geçirmek başka bir keyifti. Bizim dostluğumuz daim olsun. İnşallah. Spor da yaparız. Sen de beni ziyaret edersin. Kamp da yaparız. Başka yerlerde benzer işler yapıyoruz. Spor salonlarımız var. Antrenman yapıyoruz. Kamp yapıyoruz. Aslında çok ortak zevklerimiz var. Ve sen gerçekten çok misafirperver, mütevazı bir insansın. Yani hem iyi bir sporcusun hem de güzel bir insansın. Çok teşekkür ederim sana bunun için. Bilmiyorum. Seni tanımak çok güzel. Eyvallah. Bundan sonra da inşallah bir ömür dostluğumuz devam eder. Eyvallah. Her zaman. Bu videoda buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederiz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Yorumlara çok fazla bize istek göndermiştiniz. Buyurun size Barış Hoca. Güzel yorumlarınızı bekliyoruz. Başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar.